Her yazı tipinin kendine özgü bir karakteri olur. Bazıları başlıklarda kullanılmaya uygunken bazıları içeriklerde kullanılır. Bir yazı tipi büyük pontolarla kullanıldığında sayfaya tam uyum sağlayabilir. Fakat ponto küçüldüğünde uyum zorlaşabilir. Böyle bir yazı tipini içeriğinizde kullanamazsınız. Benim sevdiğim 2-3 tane yazı tipi var. Onları karşıma çıkan her yerde kullanırım. Bir de yazı tipini seçerken yazının içeriğine de dikkat etmek gerekir. Bir taziye yazısında Comic Sans kullanırsanız bu hakaret olarak algılanabilir. O yazı tipi şurada kullanılır. Yok bu yazı tipi burada kullanılır. İnsanlara gelmeyin baba. Zaten internette 3 tane yazı tipi kullanabiliyoruz. Ona da sınır getiremiyorsun lütfen. Comic Sans ile yazılmış bir uyarı yazısını kimsenin ciddiye almasını bekleyemezsiniz herhalde. Gerçek bir savaşçı her silahı kullanarak başarılı olabilir. Ben de iyi bir blok savaşçısıyım. Yazı tipleri benim silahlarım. Hepsini her yerde ölümcül şekilde kullanabilirim. Benzetme başına para falan mı veriyorsunuz? Gerçek blokçu, yazı tiplerini karakterlerine uygun olan yerlerde kullanır. Ve mümkünse Comic Sans kullanmaz. Gerçek blokçuluğun bir sonraki bölümünde. Yazının başlığı içerikle tamamen uyumlu olmalı. Yazılarınızın başına sansosyal başlıklar atın.